Bismillahirrahmanirrahim. Mefatihul İrab adlı kitaptan devam ediyoruz. Sayfa 26. El Esma'u. İsmun isman Esma. Cemim Keser. Diğer adıyla kırık çoğul bir kelimedir. Bir kelime isim, fiil, harf olarak üçe ayrılabilir. İsim cinsinden, isim türünden bahsediyoruz. El Mu'rabu vel Mebniyyu minel Esma'i. İsimler türünden, isimler cinsinden olan mebni ve mureb kelime türleri ele alınacaktır. Bir isim ya mebnidir ya da mureptir. Bakış açına bağlı. Bir isim ya üç harflidir ya 5 harflidir, altı harflidir gibi de ayrılabilir. Yani bakış açına hangi açıdan baktığına bağlıdır. Şu an irap gözlüğüyle bakıyoruz. Mebnidir yani donuktur. Kendisi amilden etkilenerek farklı bir yazılışa sahip değildir. Mureptir yani bu tür kelimeler nedir? amirinden etkilenerek farklı farklı yazılışlara sahiptir. Peki mevni olan isim cinsinden kelimeler nelerdir? 7 tanedir. 1. Evvamiru. Ne kadar zamir varsa mevnidir. 2. İsmul işareti. ismi işaretler. 3. El ismu el mevsulu. İsmi mevsul. 4. İsmu şartı. Şart ismi. 5. İsmul istifhami. istifham ismi. istifham soru demek. Soru manasına gelen isimler. 6. El adedu el murakkabu. Adet sayı demek. Mürekkep sayılar. 7. El zarfu el murakkabu. Mürekkep zarflar. Bunlar nedir? Mebnidir. Bunlar ezbere bilinmesi gerekir. Bugün ezberlersin. Yarın bir gün ezbere sayamasan bile konu zaten yerleşir sayamasan bile bir metinde denk geldiğinde mevni olduğunu bilirsin. O seviyeye ulaşırsın. Murabun, murep olanlar nedir? Türkçesi şu, Mebni olan şu yedi sınıf ismin dışında kalan tüm isimler nedir? Mureptir. Ey yani murepten maksat ne? İsmu ma'ada el esma el mebniye. Ma'ada hariç dışında demek. Ma'ada el esma el mebniye mevni isimlerin ma'adası. Mevni isimlerin dışındaki isimlerdir. Mevni olan isimlerin dışındaki isimler mureptir. Fehi şey, o da nedir? Mu'rabun murettir yani. Bunların dışında kalan hüve bu mevni ismin dışında kalan isimler nedir? Mu'rabun murettir. Zaten bir isim ya mureptir ya mebnidir. Mebniler bunlar diyorsa bunun dışında kalanlar da murettir murebi ezberlemeye kalkmaya gerek yok yani. Mevni ezbere bilirsen dışındakilerin hepsi mureptir diyerek konuyu tamamlayabilirsin. El galibu, galebe, yağlibu, galibun isim fail, nasirun, katibun gibi galip olan. Yani çoğunlukla firesmai isimlerde çoğunlukla baskın olan şey yani nedir? El yarabu, iraptır yani murepliktir. İsimlerde baskın olan şey murepliktir karşılaşacağın metinlerdeki isimlerin çoğunluğunun belki yüzde sekseninin murep olduğunu, mebni olmadığını göreceksin. Ve lakin fakat hunake burada vardır. Ne vardır? Enva'un. Enva, ın. enva ın, tür demek değil mi? Türler. Nev'un. Enva'un. Cimi mükesser. Enva'un bir takım kelimeler vardır. Yani bir çeşit kelimeler vardır. Hunake kelimatun enva'un gibi düşün. Enva'un bir takım kelimeler vardır. Öyle kelimeler ki muhaddedun, tun muhaddide tun muhaddede haddede yuhaddidu tahdid muhaddede tun sınırlandırılmış yani sınırlı mebniyetün sınırlı bir takım mebni kelimeler de vardır. Hiye onlar nelerdir? Bir evvamiru zamirdir. Birini satırda ne anlattı? İsim cinsinden olan kelimelerde galip olan murepliktir. Fakat buna rağmen bir takım sınırlı mebni kelimeler de var. Hiye işte onlar bir evvamiru zamirdir. Zamir neyin nesi? İsmun bir isimdir. Nasıl bir isim? Mevniyun Mebni bir isimdir. Öyle mebni isim ki delle yedüllü hüve. Gizli zamir fail burada zamir konusunu anlatırken zamir var yani gizli olarak. Yedüllü delalet eden bir isimdir. Yedüllü artı ve birlikte fiil cümlesi sıfat olur değil mi? İsmin sıfatı. Yedüllü delalet eden. Delalet işaret demek. Göstermek demek. İşaret eden isimdir. Neye? Alel muhadabi. Muhataba. Muhatap ikinci şahıs. Yani sen, siz ikiniz, sizler. Ev veyahut da veyahut ne? veya yedullu ala alal gaibi değil mi ev atı harfi ya ev veya demek tercih bildirir muhataba veya gaibe delalet eden isimdir gaib üçüncü şahıs o o ikisi onlar diye çevirirsin ev veya da yedullu alel mütekellimi yedullu yazmıyor hocam ala da yazmıyor evet haklısın ev atı harfi yedullu ala manasını içeriyor atıf harfidir bağlaştır veya diyorsun ya veya ne veya pazara mı gitti ne ilgisi var veya yedul ala yani alel mütekellimi veyahut mütekellime delalet eder mütekellim konuşan kişi yani birinci şahıs ben biz ikimiz bizler diye çevrilebilecek olan zamirlere delalet eder ven va'uhu nev'un enva'un cemi mükesser demiştik onun türleri onun derken zamirin yani zamiri işaret eden hu da nedir bir zamirdir. Bak enva'uhu yani enva'u zamiri. Hu zamir kelimesine raci. Zamirin türleri. Zamir yani çeşitleri nedir? Selasetun üç tür. Enva mübteda ve muzaf. Selase haber oluyor. Evvelen. Öncelikle zamir üç şairler dedi ya. Evvelikle. El zamiru el munfasilu. Munfasil zamiri ele alalım. Ve yen kasimu in kaseme yen kasimu hüve. Gizli zamir fail var burada. Kısmeyni meful oluyor. Yen kasimu kısmeyni. O zamir yani munfasıl zamir nedir? İkiye ayrılır. Nedir onunla? Elif maddesi. Yani munfasıl zamir ikiye ayrılır dedi. Munfasıl zamirin birinci kısmı. A şıkkı, B şıkkı diye ayırdığını düşün. Elif maddesi. Vamair. Vamair zamir kelimesinin cemi mükesseridir. Vamairu. Vamair kelimesi menasiru vezinde olduğu için gayrul musariftir. Bilenler için, bilmeyenler için ileride gelir gayrul musarif nedir diye. Vamairu raf'i. Raf zamirleridir. Öyle raf ki veya öyle zamir ki ne diyeceksin? Öyle zamirler ki el munfasiletu munfasıl olan raf zamirleridir. Yani münfesil kelimesinin rafa mı yoksa zamire mi bağlayacaksın demeye çalıştım. Münfesil kelimesi zamir kelimesinin sıfatıdır. O yüzden onun irabını alacak. Vama'i <laughs> ruh, ru'u ra'nı <-na> zamisiyle Vama'i <laughs> ruh, raf'i el munfasiletu. Munfasıl infasale. Yanfasilu infisalun munfasilun. İsmi faildir. Kalıp olarak e, munfasıl ayrık demek. Zaten met, metten bilirsin. Metti tabi. Metti muttasıl. Metti munfasıl. Fesale in fesale. İnfal babına. Ayrık zamirlerdir. Ayrık demek bitişmez demek. Ve ade duha ha hane. Vamairu rafi el munfasılatu demek. Munfasıl raf zamirlerine racidir ha zamiri. Adet sayı demek. Adeduha, munfasıl raf zamirlerinin sayısı Kaçtır? Kaç tane munfasıl raf zamiri var? İsna aşara 12 tanedir. Kaç tane? 12 tane. İsna iki, aşara 10, 10. Vamiran, zamir yönünden 12'dir. Hiye onlarda nelerdir? Şu anda munfasıl raf zamirleri ele alınıyor. Munfasıl derken bitişmeyen, raf derken ne kastediyor? Fail olabilen zamirler değil mi? nev'u zamir. Zamirin türü diye burada anlatılır. Mesela o zamir nedir? Mütekellim zamir olabilir, muhatap olabilir, gaib olabilir. Başka müzekker olur, müennes olur veya müfret olur, tesniye olur, cemi olur. Buralara dikkat et. Müfret zamirler. Müzekker olabilir, müennes olabilir. Nedir o? Ene. Ben demektir. Ben yani Ayşe Fatma Hayriye de ben bugün okula gittim diyebilir. Ali Veli Hasan Hüseyin de ben okula gittim diyebilir. Yani ene zamiri herkes kullanabilir. Müzekker müennes ortak bir zamirdir ene. Onu söylemek istedim. Ente nedir? Bak ene aynı zamanda mütekellim. Sağdan bakarsan mütekellim. Yukarıdan bakarsan müfredin müzekker ve müennesine müşterektir. Ente'ye bakarsan muhatap bir zamirdir başka nüsrettir, başka müzekkerdir ente. Özellikler çok önemli. Ente sen demek. Sen derken Ayşe Fatma Hayriye sen diye hitap edemezsin. Ente'yi kullanamazsın yani. Onu demek istiyorum. Ali Veli'ye ente diyebilirsin. Ente zeki Ee, enti, enti Ayşe'yi kullanabilirsin. Sen demektir. Mana aynı ente ile. Ama kadına enti denir. Ente denilmez. Bu da muhataptır. Yani ikinci şahıstır. Ve sol tarafta yer alıyor. Müennestir. Hüve bu da müfret. Ama gaiptir ve müzekkerin altında yer almaktadır. O diye çevrilir. Üçüncü şahıs. Hiye o da müfret. Bak müfretin altında yer alıyor. Ama müennesin de altında aynı zamanda. O demektir. Ama kadın için kullanılır. Üçüncü şahıstır. O zaman diyebiliriz ki şurada yer alan şu mavi olarak çizdiğim yerde yer alan zamirler nedir? Hepsi bir defa müfrettir. Başka sağda yer alanlar müzekker yani ente ve müzekker. Solda yer alanlar müennestir. Enti hiye müennestir. Ortada ene var müşterektir. Müzekker de müennes içinde kullanılabilir. Aynı zamanda mütekellimdir hangisi? Ene. Muhataptır hangisi? Ente enti. Gaiptir hangisi? Hüve hiye. Hüve için gaib, hiye için ga-i-be tanımı kullanılır. Hani emin, emine gibi düşün. Emin erkek adı iken emine kadın ismidir. Onun gibi. Gaib, ga be şeklinde kullanılmaktadır. Hüsnü, hüsniye. Kemal Sunan filmi. Ee, geçtik diğerine el müsenna diye müsenna tesniye demektir. Yani ikil manasına geliyor. Müsenna ne demek? Tesniye yani ikil. Yine sağda yer alanlar nedir? Müzekkerdir. Solda yer alanlar müennestir diyeceğim ama bak şimdi ne var şurada? Entuma var. Entuma ortada yer alıyor. Şöyle bölünmemiş. Çünkü nedir? Entuma müzekker içinde, müennes içinde kullanılır. Müşterektir tıpkı ene gibi siz ikiniz manasına gelir. Sağdan bakarsan muhataptır. Hıma o ikisi manasına gelir. Yine müşterektir. Müzekker mühendisi için kullanılır. Sağdan bakarsan gayb olduğunu da görürsün aynı zamanda. O ikisi demek. Entuma siz ikiniz. Hıma o ikisi. O ikisi var ya ders çalışmamış. Entuma siz ikiniz. Ders çalıştınız mesela. Demek ki karşındakine entuma dersin. Yanında bulunmayana huma dersin. Nahnu zamiri müşterektir. Biz diye çevrilir. Mütekellim zamiridir. Biz derken Ayşe Fatma Hayriye kendilerini kastederek biz diyebilir. Ali Veli de kendilerini kastederek biz diyebilir. Nahnu zamiri hem tesniye hem de cemi manası içerir. Yani iki kişi de nahnu der. Üç kişi de nahnu der. Milyon kişi de nahnu diyebilir. Biz diye çevrilir. Türü mütekellimdir. Hem müzekker hem müennes nahnu der. Müzekkere ayrı, müennese ayrı yazılmaz. Burası bitti. Cemiye geldik. İşte cemide nahnu yine var. Hem müzekker hem müennes için nahnu yazılır. Yazılışı değişmez. Mütekellim kalıptır. Mütekellim konuşan kişi demek. Entum nedir? Muhatap zamiridir. Entum siz demek. Siz, sizler diye de çevirebilirsin. Siz müzekkerdir, cemidir, muhataptır. Hım yine müzekkerdir. Bak yukarıdan aşağı doğru. Hım müzekkerdir. Sağdan bakarsan gaiptir ve cemidir. Onlar demektir. Entunne, hunne. İkisi deney müennes. İkisi de ne? Cemi. Ama entun ne? Muhataptır. Sizler, siz kadınlar diye çevrilir. Hünne, bu da müennes. Yine kadınlar ama sizler değil onlar. O kadınlar var ya çok zekiler gibi. Hünne, onlar, entünne, sizler şeklinde çevriliyormuş. Tabi zamir çekimini ezbere bilmek gerekir zamir çok önemli. Her yerde karşımıza çıkar. Bak aşağı doğru inerken bir yazdığını gördük. Şurada vamairu raf'i bir demişti. Bir numaralı dipnota bakıyoruz. E, raf kelimesinin manası nedir? Rafa parantez atmış. Bir. Manahada. da Bunun manası. Neyin manası? Yani raf'ın manası. Raf ne demek? Enneha. Şüphesiz ki onlar. Lenteqa'a. Vaki olmaz yer bulunmaz hi onlar. İlla ancak bulunurlar fi mahalli raf'in. Mahalen raf olarak bulunurlar. Yani şunu unutmayalım. Çok önemli bir bilgidir. Zamirler mebnidir. Ve mebniler mahalen irap alır. Mahalen irap almak zamirlere özgü değil. Mebni kelimelere özgüdür. Mahalen irap alanlar nelerdir? Mebni kelimelerdir. Artı cümleler. Mahalen irap alır mebni kelimeler artı cümleler mahallen irap Onu anlatıyor. Şimdi mahallen raftır. Ne gibi mesela? Neler mahallen raf olabilir? Fa'il olanlar. Naibu fa'ilin. Naibu fa'il. İsmi kâne ve havatiha. Kânenin ismi ve kânenin kardeşlerinin ismi de yine mahallen raf halinde. Mahallen merfu olabilirler. Eğer bu sayılan zamirler neymiş? Fail olurlarsa, naib-i fail olurlarsa, kahenerin ismi veya kahenin kardeşlerinin ismi olurlarsa ne olur? Bunların irabı mahallen merfu diyeceksin. B maddesine geldik. B maddesine de ele alalım. B. Vama irun nasbi. Nasb zamirleri Öyle nasf ki, öyle zamair ki. Ne diyeceksin? Öyle vamair ki, öyle zamirler ki. El münfesiletu. Ayrık nasf zamirleri. Ve adeduha ve onların sayısı. İsna aşara vamiran. 12 zamirdir. Demek ki munfasıl nasf zamirleri, mensup zamirler de diyebilirsin buna. Munfasıl mensup zamirler 12 adettir. Munfasıl merfu zamirler onlar da 12 adettir. Hiye. Munfasıl mensup zamirler nelerdir? Nev'u zamir, zamirin türü. Nedir onlar? Yine aynı şey görüyorsun, böyle ayırmışlar. Diyor ki buradan aşağı doğru şöyle bir bakacaksın. Hepsine burada yer alanların, şu iki mavi arasında bulunanların hepsi evvela müfrettir. Sağdakiler müzeker, soldakiler müennes. Ortada böyle olan varsa icaye gibi müşterektir. Hem müzeker hem müennes için kullanılır yani. Aynı zamanda bunlar nedir? Şurada yer alan iyyaye nedir? Mütekellimdir. Yani konuşan kişi iyyaye beni, bana. Ne demek? Beni, bana. Kadın içinde, erkek içinde. iyyake sade yer alıyor. Demek ki müzekkerdir. Ve aynı zamanda müfrettir Buradakilerin hepsi nüfret. unutma. Demek ki bir zamire bir sürü özellik tanımlanmış bu tabloda. Ona dikkat et. İyyake nedir? Müfrettir. Başka? müzekkerdir. Başka? Muhatap zamirdir. İyâke. Sana. Seni. İyâke. Ne'büdü. Değil mi? Ve iyâke. Nesna'in. Bak örneği hazır. İyâki. Ke. Ki. Fark. Hazır. Ente. Enti gibi. Mana aynı ama. İyâke. İyâki. Mana aynıdır. Biri erkek için, biri kadın için kullanılır. Muhataptır bunlar. Gâib. İyâhu. Ona. İyyaha yine ona. Ona, onu. Mana aynı. Ama nedir? Biri sağdaki yani erkek için, soldaki kadın için. Yani bunu ona ver diyeceksin mesela. İyyahu. İyyaha bunlar kullanılır. Bunların müfret olduğunu unutmamak lazım. El müsenna tesniye demek. Şimdi ortadan yine çizgi geçiyor. Görüyorsun sağdan soldan. Müzekkerler sağda, müennesler solda. Bir de ortada var. Bu da müşterek demek. Peki iyana nedir? Evvela mütekellimdir. Yani bize manasına geliyor. Ne manasına geliyor? Bize mütekellim manası. Ee, peki müzekker mi müennes mi? Hem müzekker hem müennes için kullanılır. Tesniğe mi cemi mi? Hem tesni hem cemi için kullanılır. Çünkü biz bize manası diye bu manayı kullanacak kişi iki kişi de bize diyebilir değil mi? Ama yüz kişi de bize diyebilir. Dolayısıyla iki manası olacağından dolayı tesniyedir. İkiden fazla olabileceği için cemidir. Kullanıldığı yere bağlı. Bir yerde Ali ile Veli iki insandan bahsettikten sonra İyyana geliyorsa demek ki tesniye manası kastedilmiş. Ama çoğul bir kelimeden sonra veya çoğul manasında olan bir kelimeden sonra geliyorsa demek ki cemi manasında kullanılmıştır. Müzekker mi müennes mi? E, bu zamirin sağında veya solunda onunla ilişkili olan kelime müzekkerse müzekker manasında, müennesse müennes manasında. Ama çeviri zaten her halükarda aynıdır. Bize diye çevrilir. İyya kuma. İyya kuma nedir? Hem müzekker hem müennes için elverişlidir siz ikinize iyyahuma yine hem müzeker hem müennes için kullanılır ama gaiptir bu defa. O ikisine onlara diye çevrilir. Onlara derken kadınlar da olabilir, erkekler de kastedilmiş olabilir. Cemiye geldiğimizde sağda müzeker solda müennes ama unutma iyyana hala var. İyyana cemi manası da içerdiğinden müennes de cemin tam ortasına yazılmıştır hem müzekker hem müennes manası kendisinde vardır. İyyakum ne? sizlere. Bunlar ne? Cimidir. Sağdaki müzekker, soldaki müennes ve muhataptır. Sizlere. İyyahum iyyahunne onlara. Sağdaki müzekker, soldaki müennes gayiptir. Gayip olursa onlar, muhatap olursa sizler diye çevriliyor. Saniyen ikinci olarak hani birinci neydi? El ev demişti. Evvelen. Evvela öncelikle munfasıl zamirler dedi. Bunu munfasıl raf zamirleri ve munfasıl nasp zamirleri olarak kendi içerisinde A maddesi, B maddesi olarak ayırdı. İşledik. Saniyen ikinci olarak muttasıl yani bitişik zamirler ele alınmakta. Onu da bir sonraki derste inşallah ele alacağız.